Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından çalıştığı markette vahşice öldürülmüştü Gülseren Kartalcı. Katil zanlısı indirimsiz müebbet hapse çarptırıldı ama dava sürecinde ortaya çıkan detaylar yürekleri bir kez daha kanattı. Gördüm, en aşağı 6 kere sapladı böyle. Sonra seyirciler aldılar götürdüler. Seni döve döve adam edeceğim. Ben bitti demeden bitmez dedi. Ayrılmak istediği için sevgilisini çalıştığı markette 39 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Bir yıllık dava sürecinin sonunda müebbete mahkum oldu. Ya o anda herkes polis arıyor. Acil servisi arıyor. Koşuşturmalar, kıza yardım etmeye çabalamalar. Başkent Ankara'da geçen yıl işlenmişti o korkunç cinayet. Sevgilisi Gülseren Kartalcı'yı öldüren katil Canoğul Yiğit önce kaçmış, sonra da annesinin mezarında yakalanarak tutuklanmıştı. Daha önceden kıza iki tane yumruk atmış herhalde, yere yıkmış. Dava sürecinde ortaya çıkan detaylar bu kadar da olmaz dedirtti. Bir çocuk annesi genç kadın öldürülmeden hemen önce şikayetçi olmuştu sanıktan. Ölüm tehdidi aldığını söylemiş, tecavüze uğradığını ileri sürmüştü. Şikayetin ardından Canoğul Yiğit'in gözaltına alındığı, bir gün sonra da serbest bırakılıp cinayeti işlediği ortaya çıktı. Yani olayı görünce biz de tabii şok olduk. Yani hiç olmaması gereken bir şey. Sanık hakkında mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı. Canoğul Yiğit kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetten önceki kasten yaralama ve ölümle tehdit suçlarından da 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.